Dördüncü madde üzerinde bir adet önerge vardır. Okutup işlem alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 216 sıra sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin dördüncü maddesinde geçen kanunun ibaresinin yasanın olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Murat Çepni İzmir, Kemal Bülbül Antalya, Firiz Keristecioğlu Ankara, Pero Dündar Mardin, Necdet İpek Yüz, Batman Milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor. Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Evet, önerge üzerinde söz talebi Sayın Pero Dündar'ın. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dördüncü madde üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmamı başlarken şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren ancak resmi kayıtlara intihar olarak geçen kadınların yaşamlarından bahsetmek istiyorum. Bakın, sadece seçim bölgem olan Mardin'de iki hafta içerisinde dört kadın yaşamına son verdi. Ağrı'da beş haftada beş kadın şüpheli bir şekilde öldü, öldürüldü ya da ölüme zorlandı. İki haftada dört kadının şüpheli bir şekilde yaşamlarına son vermesinin normal midir? Sizlerce sorayım. Ve bizler bu ölümlerin arkasındaki hikayeleri çok iyi bilmekteyiz. 2013 yılından korucu Abdülkerim İşler tarafından tecavüze uğrayan Nurcan Fidan evinde bulunan av tüfeğiyle yaşamına son vermiştir. Olay sebebiyet veren kişi hakkında defalarca suç duyurusuna bulunmasına rağmen bırakın cezai yaptırım uygulamayı ifadesini dahi başvurulmamıştır. Nurcan'ın annesini direkt ve kendi ifadesini okumak istiyorum. 7 yıldır durmadan gözyaşı döküyorum. Buna sebep olan kişi ise her gün arabasıyla kapımın önden geçiyor diyerek isyanı dile getiriyor. Yine Nusaybin'de 12 yaşındayken kaçırarak evlendirilen, eşi tarafından sistematik şiddete maruz kalan, susturulan, çoğu zaman derdini dahi anlatılmayan nice kadınlar gibi 55 yaşındaki Zehra Yalçın intihara sürüklenmiştir. Torun sahibi bir kadının yaşadıklarının anlatılmaması, ölümü seçmek zorunda bırakılması, bu cinayetlerin önlenmesine dönük yeterli tedbirlerin alınmayanların sorumluluğundadır. İktidar da bu hikayelerini çok iyi biliyor. Kadınların arkalarında bıraktıkları hikayeler, erken yaşta evlilik, zorla evlendirme, sistematik şiddet, ekonomik yoksulluk, adliye kaplarında sürülme, cezai yaptırımın uyulmaması, şiddet uygulananlara iyi hal indirimleri ve buradan saymayacağımız daha birçok hikaye saymakla bitmeyecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve yine maalesef ki kadınların şiddet görmesine, ölmesine sebebiyet veren bu nedenler bugün bu iktidar tarafından meşrulaştırmaya, yasallaştırmaya çalışılıyor. Bu bilinenler yaşanmışlıklara ve sonuçlara rağmen erken yaşta evliliğin önüne açmaya dönük tartışmaları gündeme getirmek kadın cinayetlerine ve katliamına evet demektir. Adliye koridorlarından darp izleriyle koruma talep eden ancak hiçbir sonuç almadan yaşadığı şiddet ortamına geri dönmek zorunda kalan kadınların ölümünden bugün iyi hal indirimleriyle şiddet uygulananları savunanlar sorumludur. Kadına yönelik şiddeti önlemeye dönük imzalanan uluslararası sözleşmeler yok sayanlar sorumludur. Bu sözleşmelerin iptal edilmesine dönük bangır bangır bağıranlar sorumludur. Kadına yönelik şiddet ve katliamlara karşı çıkan kadın örgütlerini, kadın siyasetçileri, aktivistleri, korumaları terörize ederek de hedef haline getirenler bugün yaşanan şüpheli kadın intiharlarının asıl sorumlularıdırlar. Yaşamını her alanda eş başkanlık ve eşit temsiliyet savunan kadına yönelik şiddet ile mücadele merkezlerini kapatan kayyumlar sorumludur. Yaşamına son veren kadınların ölüm nedenleri intihar değil, cinayettir. Ve bu cinayetleri işleyen sadece tek bir faili değil, bütün bu zihniyeti besleyen yasalar ve bunu destekleyen anlayışlardır. Tüm bunları konuşurken maalesef ki bugün Diyarbakır'da da bir kadın katledildi. Haberini izleyerek de aldık bunu. Özellikle de hemşire ve 5. kattan kendini atlayarak da intihar etmiştir. Son olarak şunları belirtmek istiyorum. Erkek egemen anlayışı karşısındaki diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir kadın direnişinin olduğu da hepimiz malumudur. Burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Baskı, zulüm, gözaltı, tutuklama, kayyum atama, yok saymayla yıldırmayacak bir direnişle kadın mücadelesi her yerde diyoruz. Genel kurulunu selamlıyorum. Önerge öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir. Dördüncü madde öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir.